güzel arkadaşım sağlam bir grip olmuş olabilirim ama fonksiyonlar serisi bekletmeye gelmez. Kaldığımız yerden fonksiyonlara devam edeceğiz. Bu arada ses tonunda ve görüntüde bir farklılık varsa ayarlarla oynama. Bil ki bunlar gripin sonuçları. Peki ne yapacağız fonksiyonlar 8 dersinde? Fonksiyonların grafik okuma ve yorumlamasını yapacağız. Bence fonksiyonlar için gayet önemli bir noktadır bu. Ki bu dersten sonra artık bizi ters fonksiyon, bileşke fonksiyon gibi işlemler bekliyor. Ama öncesinde bu grip grafikleri gel bir sağlam bir şekilde yorumlamayı öğrenelim. Hazır mısın? Elde kalemler, önümüzde mendiller ve kağıtlar ve o güzel slogan beraber gönder, gönder gelsin be hocam. Ey güzel arkadaşım, bir fonksiyon grafiği bize verildiğinde bunun tanım kümesi, görüntü kümesi ya da bir elemanın görüntüsü nasıl bulunuyor? Şöyle bir temelden bir inceleyelim. Sonra bol bol örnek çözeceğiz bu ders. Çünkü gerçekten örneklerle pekiştirebiliriz ancak bunu. Neydi başlığımız? Fonksiyon grafiklerini okuma ve bunları yorumlamaydı. Önce tanım ve görüntü kümesi nasıl bulunuyor onu anlatayım ben sana. Bize bir tane f fonksiyonunun grafiği verilecek. fx fonksiyonunun grafiği verildi. Bu fonksiyonun x ekseninde taradığı bölge ki bu ne demek? Bak x bölgesinde karşılık gelen taranan bölge neresidir? Burasıdır. Çünkü bu taranan bölgenin karşısında hep bir fonksiyonun değeri vardır. İşte bu taranan bölgeye tanım kümesi diyeceğiz x bölgesinde. Peki neresi orası gel birlikte bakalım. X kimden başlıyor? A'dan. Peki bu A değeri açık mı? Kapalı mı? Tabii ki kapalı. O zaman kapalı A'dan nereye kadar gidiyorum? Ta ki bu en sona kadar. Bu en son neresi? X'de taradığı C'dir. C'de açık. Dikkat et. İçi delikli poloysa açık diyorduk biz ona. C dedim. Açık küme dedim. Al sana tanım kümesi. Peki aynı şekilde gel beraber görüntü kümesini tanımlayalım. Görüntü kümesi dediğimiz yer y ekseniydi. Y ekseninde grafiğin taradığı alana taradığı bölgeye biz ne diyeceğiz? Görüntü kümesi diyeceğiz. Nereden başlıyor güzel arkadaşım? Bak B'nin izasından başlıyor. Her noktaya karşılık gelecek şekilde noktalar var grafik olarak. Y eksenine hep bir karşılık var. Ta ki nereye kadar? Ta ki D'ye kadar. Burada dikkat edeceğin nokta B noktası kapalı mı açık mı? Açık mı? Yok kapalı ya. B kapalı dedim. Geldim buraya D noktası açık dedim. Şöyle bir açık nokta yaptım olayı bitirdim. Bu tamam mıdır? Tanım kümesi. Görüntü kümesi bu şekilde bulunacak. Bol bol örnek yapacağım. Hiç panik yapma orayı halledeceğiz. Geç yan tarafa. Görüntüsü nasıl bulunuyor bir elemanın? Örneğin x eşittir a elemanının fx fonksiyonu üstündeki görüntüsü ne yapıyorduk? Fonksiyon üzerinde öncelikle a'yı işaretliyorduk grafiği kesiyorduk. Grafiğin tam A'nın hizasında Y eksenine karşılık gelen noktası bizim A'nın görüntüsü oluyordu. Ki zaten bak bu noktayı koordinat olarak yazsan A virgül B noktasıdır. O zaman F A'yı nereye götürdük? B'ye götürdük. Hatta ben böyle yazmanı tavsiye ediyorum her soruda. X eşittir A için Fx'in yani Fa'nın cevabı ya da Fx'in cevabı nereye gidecek? B'ye gidecek. Tabi biz x yerine a verirsek. Bunu tek tek yazmak belki zaman kaybı diyeceksin. Ama bak birazdan çözeceğimiz sorularda o kadar anlamlı olacak ki. Gönder gelsin o zaman. Hadi gel ilk örneğimizi çözelim. Şöyle bir tanım kümesi. Görüntü kümesini beraber bulalım seninle birlikte. Baktım yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonunun ki bu çok önemli. Hangi fonksiyonun grafiği verilmiş? Buna dikkat et. Fx verilmiş hocam. Tanım kümesini bulunuz diyor. Tanım kümesi nasıl bulunuyordu? Tanım kümesi x'lerden oluşuyordu. X'te karşılık gelen taranan bölgeydi. Bak en solda nereden başlıyor? Eksi 4'ün hizasından başlıyor. Eksi 4'ün hizasından hiçbir kopma yapmadan bak fonksiyon sürekli devam ediyor. Ta ki nereye kadar? 6'nın hizasına kadar. Peki eksi 4 açık mı kapalı mı? açık aralık. O halde eksi 4 açık aralığından ta ki 6 kapalı aralığına kadar olan bölge benim tanım kümemdir. Tamam mıdır bu? Bunu hallettik. Bir şey söyleyeceğim. Bak fonksiyonda hep bu x'lere karşılık gelen bir nokta var. Her seferinde böyle gözün ne tara. Olur da burada bir kopma olabilir. Adam burayı çizmemiş olabilir. Biz de onu ne yapacağız? Tanım kümesinin dışına çıkaracağız. Neyse bunu hallettik. Artık gel ikinci sorumuza bakalım. Görüntü kümesini soruyor bize. Görüntü kümesi y ekseninde taranan bölgeydi. Hemen kontrol ettim. Y ekseninde en dipte kimin hizasından başlıyorum? Eksi 3'ün izasından. Peki eksi 3'ün izası kapalı bu arada. Yukarıya doğru hiç boşluk vermeden tarıya 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 tarıya. Ta ki nereye kadar çıkıyor fonksiyonun grafiği? Artı 3'ün hizasına kadar. İşte olay bu kadar. Eksi 3 kapalı aralığından artı 3 kapalı aralığına kadar olan bölge bizim görüntü kümemiz. Çözeceğiz. Bol örnek çözeceğiz. Yeter ki sen grafik okumayı öğren. Bak grafik okuma sadece fonksiyonda değil. Polinomda, parabolde. Polinomda olmaz ya. Parabolde, limitte, integralde, türevde, her yerde, logaritmada bile işine yarar. Belki pazarda, pazarda olmaz saçma oldu. Ne alaka? Gel biz devam edelim. Şimdi Yazdım sana bir tane. Neydi bu fonksiyonun adı? Biz artık fonksiyon çeşitlerini biliyoruz. Söyle be! Söyle! Doğrusal fonksiyon. Denklemini bile buluyorduk hatırlıyor musun? Hatta gel hazır buraya kadar gelmişim. Denklemini bulmayayım ama formülünü yazayım. Hatırlıyor musun? X eksenini kestiğin noktayı aşağıya böyle. X bölü A artı Y bölü B eşittir. Bir formülüyle ben bunun denklemini buluyordum. A dediğim şey 3. Y'nin altında B dediğim şey de 2 bu arada. Hani gerekmiyor soruda ama şöyle bir bilgileri tazelemek kötü mü oldu sence? Bence fena olmadı. Şimdi diyor ki bana f(x) fonksiyonunun tanım kümesini bulun. Ey güzel arkadaşım, tam bu hizadan mı başlıyor? Hayır. Eğer fonksiyonda buraya bir nokta falan koymadıysa biz burada doğrunun sonsuza kadar gittiğini düşüneceğiz. Yani bak bu doğru aslında uzatılsaydı eğer bu şekilde devam edecekti. Yani x ekseninde nereyi tarıyorsun? Ta eksi sonsuzdan gelerek başlıyorsun taramaya ve grafik her seferinde hiç bölünmeden devam ediyor. Ta ki nereye kadar? Bu grafik yine burada nereye kadar gidecektir? Artı sonsuza kadar gidecektir. Demek ki bütün reel sayılarmış benim tanım kümem. Yazıyorum bak. Bütün reel. Yok hocam ben illa eksi sonsuz artı sonsuz yazacağım desen de ben sana tabii ki itiraz etmem. Ama olay mevzu bu anlıyorsun. Problem de yoksa devam bakalım. Hadi gel görüntü kümesini bulalım. Görüntü kümesi de yine bak ta en diplerden başlıyor. Eksi sonsuzlardan başlıyor. Çünkü sonsuza gidiyor bu okun bir ucu. Ta ki nereye kadar? Y ekseninde karşılık gelen nokta artı sonsuza kadar gidiyor. Yani cevap bunda da aynı. Yani bütün reel sayılar. Tamam. Bu da bulunsun diye yazdığımız örneklerden. Evet, kolay olduğunu ben de farkındayım ama olmazsa olmaz örneklerden. Geldim bir tane parabol denklemine. f(x)'e tanım kümesinin aralığını istemiş benden. Tanım neydi? x ekseniydi. Bir şey diyeceğim. Bak bunun kollarda yine yazmıyor ama nereye kadar gidecek? Artı sonsuza kadar böyle yukarıya doğru gidecek. Ve bunun hizasındaki x ta eksi sonsuzdan başlayacak. Devam edeceğiz. Bak grafik hiç kesilmemiş ta ki nereye kadar. Bu yine böyle sonsuza kadar gidecek. O da yine artı sonsuz yapar ki bütün reel sayılar. Ya hocam bu kollar böyle yukarı çıkıyor. Eksi sonsuza kadar gidebilir mi? Eğer sen onu sonsuza takip edersen, sonsuza kadar takip edebilirsen gidecektir. Tamam. onu da bir anlaşalım. İn aşağıya. Görüntü kümesi en dipte nereden başlıyoruz? Çizgimizi çektik. En dipte kimin hizasından başladım? Eksi 2'nin hizasından. Peki yukarıya doğru çıktı 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 çıktı. Y ekseninde nereye kadar? Kollar en tepeye gittiğine göre artı sonsuza kadar gitti. Hadi gel yazalım. Kapalı eksi 2 aralığından artı sonsuza açık aralığı da bizim görüntü kümemiz oldu. Oldu galiba. Anlıyorsun. Evet yavaş yavaş yorumlamaya başladık ama efsane sorularım var birazdan. Hepsini çözeceğiz. 15 sayfa daha dörttesin. Bu fonksiyonlar serisi var mı? Bu fonksiyonlar serisi. Canavar gibi içinden geçeceksin o soruların. Hakkını vereceksin. Anlaştık. Gönder gelsin bakalım yeni soru. Yine tanım kümesi görüntü kümesi yerleştireceğiz o bilgiyi. Kafalarda yer edecek. Peki, farklı bir soru. Tanım kümesini bulunuz diyor. X ekseninde taradığı bölge. Şöyle bir baktım. Bu ok nereye gidiyor? Ar böyle sonsuza kadar gidiyor. Doğru mudur? Böyle gidiyor. Peki, X ekseninde taradığı bölge aslında nereden başlıyor arkadaşım? Eksi sonsuzdan başlıyor. Geldi 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 geldi, geldi gel. Hop. Bak orada nokta var. Tam bu hizada kesmişiz. Burada kesmişim. Burası kaç? 5. Ama nereden geldim? Eksi sonsuzdan geldim. Yani benim tanım kümem eksi sonsuzla 5. 5 kapalı aralığı. Tamam mıdır? Olduysa. Hadi gel bakalım. Bir de ne yapalım? Diğer görüntü kümesini bulalım. Görüntü kümesi en dipte nereden başlıyor? 3'ün hizasından başlıyor. Kapalı aralık mı kapalı aralık. En yukarıda nerede bitiriyor? Artı 3'te bitiriyor. Peki arada hiç atladığı eleman var mı? Dikkatle bakıyorsun atladığı hiç eleman yok. Orada bitiriyor. Biz de cevabı yazıyoruz canavar gibi. Kapalı eksi 3'te başlıyorum. Yine kapalı artı 3'te bitiriyorum. Oldu mu güzel arkadaşım? Tamam mıdır? Hadi. Hadi gidelim. Hadi devam edelim. Şöyle biraz yorum sorusunu yapmaya ne dersin? Hani bizim kitabımız vardı. Dur kitabı alıp geliyorum. Ayrılma bir yere. Dur kitap biraz uzakta kalmış. Hatırladın mı? Tonguç Kampüs Fonksiyonlar kitabımızdan bir soru bu yine. Sayfa 69 soru no 5'te. Hadi gel bakalım bu güzel yorumun sorusunu birlikte çözelim. Fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu arada bak bir test sorusu karşına geldiğinde şu soruyu şöyle okuyalım artık. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Ne verilmiş? Fx. Bak buna çok dikkat ediyorsun. Tonga'ya düşürürler adamı. Sazan gibi avlarlar. Şimdi değil. Birazdan. Var öyle sorular. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Önce bunlar okunur soruda. Okudum hocam hazırım artık. Anladım hepsi kesinlikle doğrudur diyor. Bakıyoruz. Tanım kümesi eksi 3 ile pardon eksi 4 ile 3 aralığı. Geldim. En soldaki hizam kaç? Eksi 4. Demek ki doğru söylemiş. Şu eksi 4 kısmı tutuyor. Peki devam ediyorum grafikte. Baktım hiç boşluk var mı diye de kontrol etmem lazım. Boşluktan kastım biliyorsun. Her x noktasına karşılık karşıda bir grafik noktası var mı? Var bak. Şöyle şöyle geliyorum. Hatta bak bununki yukarıdan devam ediyor. Hiç boşluk bırakmadan ta ki nereye gelmiş? 3'e. 3 nasıl aralık? Kapalı aralık. Eksi 4 nasıl aralık? Kapalı aralık. Ya diyorum ki arkadaş bu kesin doğru. Bunun ihtimali yok yanlış olma ihtimali. Gönderdim bunu. Tamamdır bunu hallettim. Geldim B seçeneğine ikinci maddeye. Görüntü kümesi eksi 3 ile 4 aralı. Görüntü dediğim yer neresiydi? Tabii ki Y ekseninde taradığı bölgeydi. En yukarı en aşağıyı belirledim. Bakalım grafik. Her noktada var mı? Mesela şu bölgeyi tarayarak mı geçeceğim hocam? Hayır geçemezsin. Tongaya düşersin. Neden? Tabii ki şundan. Bak bunun karşısında bir grafik var mı? Ya da bunun karşısında. Demek ki biz bu bölgeyi taramamışız. Deminden beri bahset bahsetmek istediğim nokta bu. Tamam. Eksi 3'ü almışım tek bir nokta. Ama ta buradan başlamışım sonra. Devam etmişim. Taramışım, taramışım, taramışım. Nereye kadar? Yukarı. Bak gerçekten bunların karşısında hep fonksiyonun bir parçası var, var, var. Ta ki nereye kadar? Dörde kadar. Ama nereden başlayacak? Eksi birden. Bir tane de eksi üç noktasını alması lazım. Ama eksi ile dördün tamamını aldık mı? Hayır almadık. O zaman kusura bakma da sen yanlış bir ifadesin dedim gönderdim onu. Gelsin sıradaki ifade. Değer kümesi tam sayılardır. Ey güzel arkadaşım değer kümesi ne demekti? Değer kümesi eğer F A'dan B'ye doğru gidiyorsa ne dedik? F A'dan B'ye tanımlandığında bir fonksiyonda şuradaki B kümesine biz ne diyorduk? Hani çocuklar, kadınlar, kadınların hepsi neydi? Değerliydi. O zaman burası değer kümesi. Eşleşenlere ne diyorduk? Eşleşen elemanlara görüntü kümesinin elemanı diyorduk. Peki değer kümesinin buradaki bütün elemanları tam sayı olacak diye bir kural var mı? Tabii ki yok. Örneğin şu aralıkta grafiğe karşılık gelen bir nokta var. Bu hem değer kümesinin hem de görüntü kümesinin elemanıdır. Ama eksi 1 ile ne arasında? Sıfır arasında. Peki tam sayı mı? E değil. O zaman buradaki cümle, cümle kesinlikle doğru değildir. Değer kümesi tam sayılardır ifadesi yanlıştır. Yalnız bir doğrudur. Vurdum cevabı Adana'ya gönder gönder gelsin dedim. Dersin tam ortasına geldim neredeyse. Şimdi şimdi çok önemli soru tiplerine geldik. Ey güzel arkadaşım şimdi çözeceğimiz sorular bir elemanın görüntüsünü bulma sorularıdır. Şimdi bunu çok iyi anlarsan ters fonksiyondaki grafik sorularını bileşke fonksiyonundaki grafik sorularını eminim daha rahat çözeceksin benim sana tavsiyem. En başta alışması zordur. Belki biraz zaman da yer ama yanlış yapma ihtimalini ortadan kaldırır. Bize bir sürü noktanın işleminin sonucu sormuş değil mi? Bak bu soruda şuna bakıyorsun direkt. Neyin grafiği bize verilmiş? Fx'in grafiği verilmiş. Zaten buradan da teyit ettim. Hemen gidiyorum. Buradaki bütün noktaların koordinatlarını yazıyorum. Yaz bakalım buranın koordinatını. Eksi 2'ye 0. Hocam bunun fonksiyonla ne alakası var? Bekle sabret yaz bu noktaları İnan çok kolay olacak işimiz. Ha biliyorsan keza bir sıkıntı yok. Ama bunu yazdığında olayı bilmiyorsan yeni öğreniyorsan gerçekten rahat edeceksin. Koordinat yazmayı biliyorsun sıfıra bir. bunu da yazdım. Bu noktanın koordinatlarını yazdım 5'e 2. Artık ben bu soruyu çözmeye başlayabilirim. Derim ki x yerine eksi 2 yazınca demek ki f eksi 2'nin cevabı f x yerine eksi 2 yazınca cevap ne olacak? Sıfır olacak. Devam ettim. X yerine sıfır yazarsam eğer Fx'de F sıfırın cevabı kaça eşit olacakmış? Bire eşit olacakmış. Bu noktaları yazıp gördüğünüzde ileride ters soruların hepsinde cevaba ulaşırsın. Hem de hiç problem yaşamadan. Bu arada burası iki değil kardeşim. Nasıl iki yazıyorum ben oraya? Üçtür. Gittim onu Oraya 3 diye yapıştırdım. Şimdi gönder gelsin bakalım şu soruya. F eksi 2. F eksi 2'nin cevabı 0. Artı F 5. F 5'in cevabı 3. Onu da yazdım. F 0. F 0 1'dir. Eksi dedim. F eksi 2. O tekrar 0. Yukarıda 3 var. Aşağıda 1 var. Oranladığımda böldüğümde cevap sadece 3 gelir. Evet direkt cevabı görüp yazabiliriz. Hocam niye kastım bu kadar diyorsun? Ama sabret. Gelecek be güzel arkadaşım. Gelecek o soru tipi de. Ama orada sazana düşersen çok gülerler. Gönder. Gönder gelsin bakalım. Bu da fena bir soru değil. Hatta işin içine çift fonksiyonu taktık. Ne diyorsun? Gel okuyalım. f(r)'den r'ye f(x) çift fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bak verilen bu grafik çift bir fonksiyon. Çift fonksiyon bu arada kuralını hatırlamak istersek biz bayağı da fonksiyonu öğrenmişiz be. Şaka maka. Sen de biliyorsun artık bunu. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonların grafiklerine biz çift fonksiyon grafiği diyorduk. Aynı zamanda yetmez. İçerisine eksi atıyorduk. Eğer eksi yutarsa bu fonksiyonun adı ne oluyordu? Çift fonksiyon oluyordu. Onu da hemen buraya notumu aldım. Tamam mıdır? Şöyle bilgileri bir yokladık. Gittim. Gittim. Şuraya baktım. F5'in cevabı neye eşitmiş? 6'ya. Yani fx, x'de 5 yazınca f5 nereye gitti? 6'ya gitti. Peki aynı grafik f5'de bizi kime götürüyor aslında? m artı 2'ye götürüyor. Demek ki m artı 2 değeri kaça eşit hocam? 6'ya eşit. m değeri buradan kaç gelecektir? 4 gelecektir. Bu kenarda hatta ben şunu bile bulurum. 4 2 tane yaptı. 6 yaptı. 4 4 tane yaptı. 8 yaptı. Bu noktaların değerlerini bulmuş olduk. Benden şunu istiyor. f eksi 3'ü istiyor. Bir dakika ya. Sen nasıl fonksiyondun? Çift fonksiyondun. İçerisine eksi attığımda bu eksiyi ne yapabiliyordu çift fonksiyon? Yutabiliyordu. Peki F3'e karşılık gelen koordinat ya da nokta ya da görüntü sen ne dersen? 3'e 8 değil midir? Sen x yerine 3 verirsen cevap ne çıkacak? 8 çıkacak. İster F'ye eksi 3 olsun ister f3 olsun hiç fark etmez. Şimdi geldim sorumu çözmeye. f 3'ün cevabı kaçmış? 8. Eksi m'yi kaç buldum? 4. 8'den 4 çıktı. Tertemiz bir 4'tür dedim cevap. Olay bu kadardır dedim. Anlıyor muyuz? Bak grafik var işin içinde. Bak çift fonksiyon var. Daha alayını sorarlar. Ama sen böyle mantığıyla adım adım tıpkı bebek adamı gibi ilerlersen bir sıkıntı olmayacaktır bence. Hadi gelsin bakalım yeni sorumuz. İşte. İşte bu soru var ya çok can yakar. Bu soru keklik gibi avlar seni ya da sazan gibi atlarsın soruya. Aman diyeyim soruyu dikkatli oku. Ve benim dediğimden bence çıkma. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx artı 3. Gel onu buraya yazalım. Aslında bu grafik fx artı 3'ün grafiği. Benden f0'ı f5'i falan istiyor. Hiç acele etme. Önce şunu yapacağız. Noktanın koordinatlarını yazacağız. Eksi 4'e 0. Eksi 3'e eksi 1. Ya hocam yazalım mı illa? Ya sen yaz. Sen beni dinle bak bu soruda hata riskin kalkacak ortadan. Ki bugüne kadar yapamıyorsan bu soru tiplerini. Bunu yapmadığın için de. Şimdi yapacağız olay bitecek. X yerine eksi 4 yazınca. X yerine eksi 4 yazınca. Dikkat et burada eksi 4 yazıyorsun. Fonksiyonun içi ne çıkıyor arkadaşım? F eksi 1 çıkıyor. F eksi 1 kaça eşitmiş? Pardon 3'e değil 0'a eşitmiş. Anladın mı şimdi buradaki önemi? Bak bir daha yazıyorum. X yerine kaç yazacağız? Eksi 3. X yerine eksi 3 yazdım. Yani bak bunu sildim. Buraya ne yazıyorum? Eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 artı 3 tane yaptı. F 0 yaptı. F 0'ın cevabı neymiş? F pardon. F x 3 cevap neymiş? Eksi 1'miş. Ama o neye karşılık geliyor? F0'ın cevabına karşılık geliyor. Biz yine x'e gel şimdi 0 sıfır yazalım. 0'a 1 çünkü cevap değil mi? x yerine sen burada 0 yazarsan buradan elde ettiğin cevap ne oldu? F3 oldu. Ama x eşittir 0 için cevap nereye gidiyordu? 1'e. Demek ki F3'ün cevabı 1'miş. Anlıyorsun değil mi beni? Bak ne olur yaz bunu. Yazarsan olacak bu iş x eşittir 2 yazıyorum bak. x eşittir 2 için 4'e gidecek. x yerine ben 2 yazarsam f kaç yaptı orası? 5 yaptı. Kaça gidiyormuş demek ki? 4'e gidiyormuş. Oldu mu? Devam. x yerine 5 yazacağım. Bütün noktaları yaz. Karıma karışık soru göndersinler. Hiç var git. Nasıl çatır çatır çözeceksin o soruyu bak. x yerine 5 yazdım. 5 3 daha 8 yaptı. f8'in cevabı 0 çıktı. Bunları da hallettim. Olay bitti artık. Gönder diyorum. Ne istiyorsun sen benden? F0'ın cevabını istiyor. Ya ben buldum onu. Eksi 1. Eksi 1 artı. 2 çarpı F5. F5 kaç? 4. 4 kere 2 8. 1'i gitti ne kaldı? Tertemiz bir 7 kaldı. Nokta dedim. Olay bu kadar dedim. Tamam mıdır? Oldun mu soru? Güzeldi. Bak bu sorudan birkaç tane daha çözelim bence. Böyle tam otursun bu soru. Ve taşlar yedikler tam yerine otursun. Bir taneyle olur mu zaten? Olmaz. Gelsin. Şimdi Yine bakıyorsun dikkatle. Nereye bakıyorduk? Ne kadar önemli olan yer vardı değil mi? Bak burası çok önemliydi. Sazan gibi atlamak istemiyorsan fonksiyonun ne olduğuna dikkat ediyorsun. X artı 1. Şimdi, şimdi gel noktaları yazalım bak. Hatta gel buraya yazayım. Eksi 2'ye kaç noktası var? 0 değil. O kaçmış? Eksi 3 noktası. Onu buradan takip edebiliyorsun. X yerine, X yerine eksi 2 yazarsam. Eksi 2 yaz. Artı 1 daha ne yaptı? Eksi 1 yaptı. Cevap kaça eşit olacakmış? Eksi 3'e. Anlıyorsun. Hiç aşağıya bakma. Oraya zamanı gelince bakarız. Önce bütün noktaları bir yazalım. Bak bu noktanın koordinatları ne biliyor musun? 0'a eksi 1. Geldim onu buraya aldım. 0'a eksi 1 noktası. Ben x yerine eğer 0 koyarsam. F fonksiyonunda x'e 0 verirsen içeride ne kalır? 1 kalır. Cevap ne çıkacak? seni eksi 1'e götürecekmiş. Onu da yazdım. Şöyle bir temizledim şunun etrafını. Yola devam ettim. Bak burada da bir nokta var. Bu noktanın koordinatlarını yazalım. 2'ye 0 noktası. Sen eğer x'e 2 verirsen takip ediyorsun değil mi beni? Dalma yalnız. Bak x'e 2 verirsen 2 bir daha ne yaptı? 3 yaptı. F3'ün cevabı kaç çıkacakmış? 0 çıkacakmış. Hep bu koordinatlarla alakalı mevzular. Bak burada bir nokta daha var. O noktanın koordinatları 3'e 4. Biz yine biz yine x'e 3 vereceğiz. Buraya 3 verince cevap ne çıktı F4'ün cevabı? X yerine 3 verdim. F4'ün cevabı aman ben bile bir an takıldım. 4 çıktı. Peki bulduğumuz noktaları şöyle bir kutucuk içine alalım. Daha rahat görelim. Bak F1'i, F3'ü, F4'ü ve F-1'i bulduk. Bu amcam bizden F4'ü istiyor. F4 nedir? F4 4'tür. Artı 2 çarpı. F-1 nedir? F-1 kaçmış? Eksi 3'müş. Artı dedim. F3. F3 kaç? F3 sıfırmış. O zaten bizi ilgilendirmiyor. Şimdi buradan ne geldi? Eksi 6 geldi. Buradan 4 geldi. 4 artı eksi 6'nın cevabı tertemiz. Sadece eksi 2'dir. Oldu galiba. Galiba oturdu taşlar yerine. Çünkü sen şunları yazarsan sen rahat edeceksin. Bunları yazdım olay bitiyor zaten. İstediğin kadar zorunu gönder. O kadar da değil ama hocam diyeceksin. 2011. 2011 LYS sorusu var. Adamlar sormuş. Ama neyi sormuş? Dikkat et. F fonksiyonunun grafiği verilmiş. Fx. Gx buna eşitmiş. Senden bu ikisinin toplamını istiyor. Önce dediği şeyleri bir bulalım. Ne dersin? X yerine eksi 2 yazdım. G eksi 2'ye gideceğiz. Doğru mu? G eksi 2'nin cevabı 3 eksi. X yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 eksi 2 ne yaptı? F eksi 4 yaptı. Burası tamam mıdır? İndim aşağıya. X yerine kalktım bir de 5 yazdım. İçeride ne oluştu? G5 oluştu. G5 kaça eşitmiş? 3 eksi. X yerine artık 5 yazınca 5'ten 2 çıktı ne kaldı? 3 kaldı. Bak biz X yerine 3 yazınca cevap bizi kaça götürüyormuş? 3'e götürüyormuş. Gel bu noktanın koordinatlarını yazalım. 3'e 3. Kısaca bunun anlamı nedir? F3'ün cevabı eşittir 3'tür. Zaten burada F3'ü istiyor. Onu yazacağız yerine. Bir de gel bu noktanın koordinatlarını bulalım. Bu noktanın koordinatları eksi 4'e 0'dır. Ben de bunu yine yerine yazayım istersen. F eksi 4 cevap o da 0. Artık bitirelim soruyu be. 3 eksi F eksi 4'ün cevabı 0'dı. Buradan 3 geldi. Devam ettim. 3 eksi F 3'ün cevabı 3'tü. 3'ten 3 çıktı 0. 6 6 bunları ikisini topla diyor. Topladım ben de. Cevap 3'tür dedim. Edirne'ye vurdum cevabı. Sen bir çıkmış soru olamazsın. Bu kadar kolay olamazsın. Olur mu? Oluyor vallahi. Gelsin. Gelsin sıradaki soru. Yine aldık kitabımızdaki 69. sayfa 6. soru. Varsa elinde açabilirsin. Rahat rahat oradan çözebilirsin. İşin içine mutlak değer soktum. Mutlak değerli aran iyi umarım. Hatırlatayım mı? Ben yine de hatırlatayım benim içim rahat etsin. Mutlak değerli bir ifade A'ya eşitse X senin ifade ya A'ya eşittir ya da onun ters işaretlisine. Bu bu kadar. İn şimdi. Çok güzel. Çok tatlı bir soru ya. Nerede vermişler grafiği FX'de? Aa korkacak hiçbir şey yok. Bunu yap yani. Bunu hiçbir şey yok. Şimdi al bunu. Bu denklemi sağlayan kaç tane x değeri vardır diyor ya. Mutlak içerisinde fx artı 3 mutlakça eşittir 1 dedim. Bak ayırdım buraya. Ya aynısına eşittir. Yani fx artı 3'ün cevabı direkt 1'dir. Ya da ya da ters işaretlisiydi hatırladın mı? Yukarıda yazdım az önce. fx artı 3 eşittir eksi 1. Attım bunu karşıya. fx'in cevabı ne geldi? Eksi 2 geldi. Tamam mıdır? Attım bunu karşıya. Fx'in cevabı ne geldi? Eksi 4 geldi. Bunu da bulduk ya. Ey güzel arkadaşım. İşte bu soru tam bu noktadan itibaren efso bir soruya dönüşüyor. Neden hocam dersen. Bak fx'in cevabı ne çıksın istiyorsun? Eksi 2 çıksın istiyorsun. Geldim. fx'in cevabı bak tam burada. Nedir zaten? F 2'nin cevabı eksi 2'dir. Problem var mı? Yok. Fonksiyon aynı zamanda eksi 2'de bu cevabı da veriyor. Yani F0'da cevap yine eksi 2 çıkıyor. Problem var mı? Yok. Kaç yerde eksi 2 çıkıyor onu bakacağız. Tık 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 devam ettim. Tam bu noktada Fx'in cevabı yine ne geliyor? Eksi 2 geliyor ki işte burası efsane. İyi güzel arkadaşım böyle ifadelerde benden sana tavsiye. Şöyle bir paralel çek. Çektiğim paralel 1, 2, 3 farklı noktada kesiyorsa eğer fonksiyonu. 3 tane cevabı vardır buranın. Buradan 3 tane cevap gelir. Hepsini bulamam. Evet ikisini bulabiliyorum ama bunu sayısal olarak bulamıyorum. Geldim devam ettim. Şimdi kimi istiyorsun sen benden? F eksi 4'ü istiyorum. Artık mantığı biliyorum. Eksi 4'ün hizasından paralel çektim. Grafiği kaç noktada kestim? Eksi 4'ün hizasında sadece tek bir noktada. Bir tane de kök buradan geldi mi? Ve bunların hepsi birbirinden farklı. 3 tane oradan, bir tane buradan, 4 tane farklı kök vardır dedim. Eğer ki sen bu soruyu doğru yaptıysan var ya. Önünde saygıyla, saygıyla eğiliyorum güzel arkadaşım. Doğru, doğru cevap Ceyhan'dır. Vurdum cevabı. 15 sayfa bu arada. Bak gelmişiz 12. sayfaya. Şimdi sıradaki sayfa. Gelsin bakalım. Efsane bir soru daha. Bence harbiden efsane bir soru. Hem toplam hem fark formülleri ifadeleri var. Yani fonksiyonlarda toplama çıkarma var. Bir de onlarla ilgili çok da güzel bir soru sormuş. Neyin grafiğini verdiğine dikkat et. f artı g x. f eksi g x'i vermiş. Demiş bunlar bunlara aittir. Tamam. f 2 ile g eksi 1'in toplamını istiyor. Önce biz gel f 2'ye ulaşmaya çalışalım. Hocam buna nasıl ulaşabilirim? Ne yapabilirsin? Dersin ki x yerine gel önce bir 2 yazalım. Bak burada x yerine 2 yazıyorum. x yerine 2 yazınca bu mu oldu güzel arkadaşım? Bu oldu değil mi? Peki. Bunun anlamı neydi? f 2 artı G2 eşittir cevabı kaç? Hatta bakalım şurasını grafik üstünden bulacağım zaten. F artı G'nin 2 yani X'e 2 verirsen X'e 2 verirsen F artı G 2'nin cevabı ne çıkmış? 0 çıkmış. Bence burada bir problem olduğunu sanmıyorum. Sen de bunu yazdın rahat rahat. Bu sıfır çıktı mı? Oldu mu? Geçiyorum bak. Geçiyorum hadi gel. X yerine eşittir. Yine 2 yazıyorum. Ama nerede? Burada. O zaman bir daha x yerine 2 yazıyoruz demeyelim. Bu fonksiyonda x yerine 2 yazarsam. F eksi g 2. Gel önce bunun da bir cevabını bulalım. Bak 2 burası. Nerede dahil? Burada dahil. Demek ki f eksi g 2'nin cevabı. Kaça eşit çıktı? Fonksiyonda karşılığı olan değer 1. 1'e eşit çıktı. Peki bu ne demek? F2 eksi g2 eşittir 1 demek. Tamam mı bu da? Şimdi güzel arkadaşım. Bak şimdi buna. Bak şimdi buna. Bu iki arkadaşı al. Alt alta topla derim ben sana. Bak alt alta topluyorum şu iki arkadaşı. Gitti bunlar. Cırt sana cırt sana. Ne kaldı bana? İki tane F2 kaldı. İki tane F2 eğer birse F2 dediğim cevap eşittir. 1 bölü 2'dir. Oldu mu? Tamam mıdır? Hocam canavar gibi işlem yaptık. Ama çok güzel değil mi soru ya? Evet diğer yerine e, işlem için yer kalmadı ama idare edeceğiz. G eksi 1'i istiyor. O zaman bu sefer ne yapacağız? X yerine eksi 1 yazacağız. Direkt cevaba gidiyorum bak. F 1 artı G eksi 1. Mantığı biliyorsun artık. Eksi 1'deki değerine bakıyoruz. Kaça götürdü beni? 1'e götürdü. Burası 1. Aynı şekilde G, F eksi G'nin... Eksi birlisine bakıyorum. Çıkartma olduğu için ayırdım ben bunları. Direkt x yerine eksi 1 yazdım. Baktım eksi 1'de karşılık gelen nokta kaç arkadaşım? 4. Burası da 4. Yapacağımız şey çok basit. Bizim bu sefer f'den kurtulmamız lazım. Bunu eksi ile çarparım. Bu artı olur. Bu da eksi. Alt alta şimdi toplarım cırt sana cırt sana. Ne kaldı bize? 2 tane g eksi 1'in cevabı eşittir. Eksi 3 kaldı. Biz g eksi 1'i bulmak istiyorduk. g eksi 1 eşittir. Eksi 3 bölü 2'dir. Bu arada biz F1'i ne bulmuştuk? F1'i 1 bölü 2 bulmuştuk. 1 bölü 2 F1'in cevabı pardon F2'nin cevabı. G eksi 1'de eksi 3 bölü 2 bulduk. Aldım bunları işlem yaptım. Yukarıda eksi 2 aşağıda 2. Böldüm birbirine eksi 1 dedim. Vurdum cevabı Adana'ya. Bitti mi? Bitti. Aslında benim sözlerim son bir soru kaldı. Sonrası biliyorsun ki gönder gitsin. Senin sorun ödev sorusu. Onun da cevabını isteyeceğim ama son kez bu ders için. Grafik yorumu için. Bak ters fonksiyona geçeceğim. Bak bileşke fonksiyona geçeceğim. Ne olur buralar iyi otursun. Taşlar otursun yerine. Bu fonksiyon serisi bittiğinde çok farklı olacak her şey. O Matrix'in yazıları gibi akacak gözünün önünden her şey. Gerçi sen Matrix biliyor musun? Ya da ben Matrix filmini biliyorum. Çok mu yaşlıyım? Bilemedim vallahi kafam karıştı. Geçelim. Gönder. Son kez gelsin. Ey güzel arkadaşım. Karşımızda yine bir yorum sorusu. Okuyoruz beraber. Ama ne var burada? Fx var. Zaten yazmış. Grafik fx fonksiyonuna aittir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ne yazıyorsa onu okuyorsun. Buradaki sorularda. Sonra iç bölgelere gidiyorsun. Fx eşittir 2 eşitliğini sağlayan 4 tane x değeri vardır. Nereden bileyim ben? Bu soru tipi çok karşına gelecek. Ama şöyle çözdüm mü bitecek. Gel. Fx eşittir 2 demek. Y değeri kaç çıkmış? 2. Y'de 2 nerededir hocam? Burada bir yerdedir. Peki buna karşılık gelen değerleri bulmaya çalışalım. Misal buradan bir tane değer karşılık gelecek mi? Gelecek tabii ki. Peki aynı şekilde buradan da bir tane değer karşılık gelecek mi? Gelecek tabii ki. Devam ettim bu tarafa. Bak fonksiyon burada da karşıma geliyor. Buradan da bir değer gelecek. Buraya geçtiğimde ki bu sonsuza gittiği için buradan da karşıma bir değer gelecek. Aslında yaptığım şey şundan ibaret. Buradan düz çizgi çektim. Fonksiyonu kaç farklı noktada kestiysem x eşittir 2'nin hizasında pardon y eşittir 2'nin hizasında y eşittir 2'nin hizasında o kadar farklı x değeri bulurum. Kaç noktada? 1, 2, 3, 4 bence efsane bir seçenekti. Efsane soru olmasının sebebi bence bu seçenekti. Grafik yorumlamak demek budur. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Birinci madde doğru geldim diğerine. Fx fonksiyonu 3 sonsuz aralığında birebirdir. Birebirliği hatırlıyor musun? Yatay doğru testi yapıyorduk. Yatay olarak grafikleri kesiyorduk. Ama benim şöyle bir biraz etrafı temizlemem lazım. Fakat böyle tek tek temizlersek bu iş bitmez. Şöyle toptan temizledim geldim. 3 sonsuz aralığını buluyorum. Bak 3'ün izası burada. Sonsuz ta böyle gideceğiz. Peki orada fonksiyonu bir işaretleyelim bakalım. 3'ün izası böyle başlıyor. Fonksiyon böyle sonsuza kadar gidiyor. Biz yatay doğru testinde ne yapıyorduk? Fonksiyon grafiğini o bölgede yatay olarak sonsuz tane kesiyorduk. Hep bir noktada kesiyorsa ki kesiyor. Orada nedir diyorduk? Birebirdir. O zaman ikinci madde de doğrudur. Sebebi. Sebebini ispatına varana kadar yaptık şu an. Geldim şunları bir sildim. Şunları bir temizledim. Dedim ki son madde neymiş? Bir görelim bakalım. Fx fonksiyonu eksi 1 2 aralığında. X değeri eksi 1'den 2'ye kadar olan aralıkta. Yani şu aralıktan bahsediyorum diyor sana. Y değeri 0 4 aralığında Y değeri bak 0'dan şuraya kadar çıkıyor diyor. Evet. Örten fonksiyondur. Gerçekten diyor. Şuradaki her noktaya karşılık bir değer var mı? Bak buradaki y değerine karşılık hep bir değer var mı? Gerçekten var. Hatta bazı durumlarda iki tane bile değer var. Hiç fark etmez. En az bir tane olsun yeter. Bu aralıkta bu fonksiyon kesinlikle ama kesinlikle örtendir. Çünkü 0-4 aralığında boşta eleman bırakmamışsın bırakmadığın için hepsi doğru. 1 2 3. Tam tam bu derse kadar anlattığım her şeyin adeta 8 dersin bir e, özeti gibi bir soruydu bence. Harika bir soruydu, efsane bir soruydu. Hallettik mi bunu da? Hallettiysek günün son sorusu ki o da senin biliyorsun. Al eline şimdi kalemi, şöyle bir otur. Kendini hırpala. Ta ki çözene kadar. Çok sağlam. Çok güzel soru. Farklı bir soru. Ama sen işin mantığını biliyorsun. Evet benzerini çözmedim. Ama sen bunu yaparsan efsane olursun güzel arkadaşım. Bu efsa soruyla seni baş başa bırakıyorum. Çözüyorsun soruya. Yorumlara hiç bakmadan her zaman olduğu gibi önce sen yazıyorsun cevabını. Sonra şöyle yorumlara bakıyorsun ki bunun cevabı bir sonraki dersin sonunda gelecek. Oradan da kontrol edebilirsin. Peki fonksiyonlar 7'de ödev verdiğimiz bir ders var, de, soru vardı. O nerede? O da yine bu dersin sonunda. Onu da anlatalım ama şimdilik kısa bir ara. Şimdilik hoşça kal. Fonksiyonlar 8 dersinden benden bu kadar. Ben kaldığım yerden nezlemle baş başa devam ederken sen fonksiyonlarda yol almaya, soru çözmeye devam et güzel arkadaşım. Hoşça kal. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Bu arada sağlık her şeydir unutma. Ey güzel arkadaşım geçen ders de bıraktığımız bir soru vardı onu çözmeden olmaz elbet. Fonksiyonlar yukarıda verilmiş. Bunlar doğrusal fonksiyonlarmış. Buna göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hadi hemen gel başlayalım. F çarpı G tektir. E tamam çarpalım biz bunları. Eksi x ile 2x artı 3 fonksiyonunu hemen çarpıyorum. Şöyle çarptım geldim eksi 2x kare. Şöyle çarptım geldim eksi 3x. Bir fonksiyonun tek olması için üstlerindeki ifadelerin hepsinin tek olması gerekir. Ama bu fonksiyonda x'in üstündeki kuvvet tek değil nedir güzel arkadaşım? Çifttir. Ama burası tektir. E bu fonksiyon tek mi çift mi? Ne tek ne çift fonksiyondur. O zaman tek fonksiyondur. ibaresi yanlış. Onu gönderdim gitti. f artı g bire birdir. Bakalım. Önce bir toplayalım bu fonksiyonları. Eksi x artı 2x artı 3 dedim. Bunları toplayınca elde ettiğim fonksiyon ne oldu? x artı 3 oldu. x artı 3 dediğim fonksiyon nasıl bir fonksiyon? fx fonksiyonu. Hadi söyle. Yapabilirsin be ne? Doğrusal bir fonksiyon. Grafiğini çizer miyiz? X yerine 0 verdim, Y değeri 3 çıktı. Y değerine 0 verdim, X değeri Eksi 3 çıktı. O zaman grafik şuna benzeyecek. Artı 3'e eksi 3 noktalarından geçecek. Tahminen şöyle bir grafik var elimde. Bu fonksiyonun birebirliğini yatay doğru testiyle kontrol ediyordum ki her noktada en fazla bir kez kestim. Bir kez kesiyorsam birebirdir. Onayladım. Hiçbir problem yok dedim. Şimdi f bölü g'ye bakacağız. F pardon g bölü f'ye. Yukarıda 2x artı 3 olacak. Aşağıda x. Diyor ki tanım kümesi reel sayılardır. E efendi. E efendi kendine gel. Bu fonksiyonun her x değeri için cevabı var mı? Yok tabi. Çünkü payda asla sıfır olamaz. Sen x'e sıfır veremezsin. Bunun tanım kümesi bütün reel sayılardır. Ama sadece sıfır hariç. O zaman bu madde de yanlış dedim. Sadece ikinci madde. Doğru cevap yalnız beydi. Bu cevap veren arkadaşlara helal hoş olsun. Ve bir sonraki derste görüşünceye kadar hoş kal. Hoşça kal.